hoş geldiniz diyoruz Şenel Hanım. Konuklarımız Handan Hanım ve Sevgi Hanım. Bendeniz Şafak Çivici. Kadının Adı Var programını tekrardan hoş geldiniz diyorum. Dün 105. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Ben buradan bir şey daha ifade etmek istiyorum 19 Mayıs'la ilgili. Birçok Kayserili biliyordur ama bir hemşehriniz var ki çok gurur duymalısınız. O da Bandırma Vapuru'nu Samsun'a getiren İsmail Hakkı Durusu, namı diğer Efendi Kaptan, Zincidereli, Kayserili. Onu da buradan rahmetle analım diyorum. Bugünkü konumuz mikro kredi. Mikro kredi nedir? Biraz sonra Sevgi Öner Aslan Hanım ve kullanıcısı olarak Handan Hanım da anlatacaklar. Özellikle Şenel Hanım ve benim için mikro kredinin çok farklı bir anlamı var. Çünkü gururla söyleyebiliriz değil mi Şenel'ciğim? Kesinlikle. Mikro krediyi Kayseri'de kuran değil ama sonrasında hani fon toplansın diye çok da gayretle çalıştık. O zaman dönemin Kadın Girişimci Kurulu çok sahiplendi bunu. Sonrasından da yine dernek olarak KİKDER sahiplendi. Hı hı. Her zaman mikro kredi aklımızda, gönlümüzde. Ben Dünya Ticaret Odaları ve Borsaları Toplantısı İstanbul'da Muhammed Yunus'la bizzat tanışmıştım. Ondan sonra çok etkilendim. Ve çok mutluyum. Halen daha sürdürüyorsunuz. Bazen zor da olsa ama sürdürüyorsunuz. Aynen. Değil mi? Peki. Öyle. Herhalde pası bana verdin galiba. Sana verdim pası. Sevgili sorularla başla, ben sonra birkaç bir şey daha anlatacağım. Kıymetli konuklarımız hoş geldiniz. Tekrar merhaba Şafakcığım. Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Umarım ekran başınızdasınızdır hepiniz. Diyelim. Öncelikle ben de Şafak'tan devam edeyim. Dün itibariyle 19 Mayıs 1919'un 105. yılını gerçekten coşkuyla, özlemle kutladık. Allah vatanımızı, milletimizi bir daha bağımsızlığından, özgürlüğünden edecek vakalarla karşılaştırmasın. Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Bizim ulusumuz içinde, ülkemiz içinde en önemli şey, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bağımsızlık ve özgürlüktür. Onun için çok da uzatmadan... nice 105 yıllara diyoruz bağımsız, özgür. Hatta Şafak'ın güzel sözü daha da güzel. Hür bir vatanda değil mi? Evet. Bağımsız gençlerimizle, çocuklarımızla, yaşlılarımızla nice 105'lere kurtuluşumuzu, bağımsızlığımızı kutlayalım diyoruz. Evet sevgili Şafak, çok kısa bir girizgah yaptı. Biz mikro krediyi 10 küsur yıl önce tanıdık. O zaman Şafak'la kurucusu olduğumuz Kadın Girişimci Kurulu'nda idik. Başkanlığı bırakmıştık. Bırakmıştık. Ama yönetimdeydik. Evet, başkan yardımcısıydık. Evet. Doktor Sema Karaoğlu arkadaşımız başkandı. Bir tesadüf eseri, İşkur'un bir etkinliğinde ben Mikrokredi Kayseri yöneticileriyle tanıştım. O vesileyle de tekrar Kadın Girişimci Kurulu sizin yeriniz diyerekten öyle bir başlangıçla biz 10 küsur yılı aşkın bir süredir, öyle değil mi? Evet. Bir şekilde özellikle de son yıllarda KİGDER'in, KİGDER yöneticilerimizin ciddi bir desteği, katkısı var. Evet. Hem güzel etkinliklerle, konser gelirleriyle, öyle değil mi? Evet. Artı ilk zaten size ilk maddi desteği de biz yine bir bizim bir yönetimi konser bırakacağımız dönemde değil mi? Sema'nın evet, yönetimi, yönetim olarak evet, Kadın Girişimci Kurulu yönetimini bıraktığımız şeyde bir etkinlik yaparak Soma faciası dönemiydi o dönem. Evet. Toplanan paraları da bir kısmını Somalı kadınlara, eşlerini kaybeden ya da çocuklarını kaybeden kadınlarına, diğer bakiyeyi de Kayseri kadın, pardon, Kayseri mikro kredi kullanıcılarına tahsis etmiştik. O bizim için çok gurur vericiydi. Belki çok milyarlar falan değildi ama. Değildi. Ama ben size söz vermeden, madem burada o etkinliğe girdin, Omer Otel'deydi. Bizim Kadın Girişimci Kurulu'nun genel kurul toplantısındaydı. Mini bir konser. O zaman 11 kişiydik. 11 kadındık. Evet. Hepimiz de korodaydık. Hepimiz de korodaydık.
Biz de çok şaşırmıştık. Evet. Şefak hatırlıyorsun değil mi? O etkinliğin sunuculuğunu da bana vermiştiniz. Evet. Ben dedim ki genç, presentable daha bir genç kadına verin bunu. Yok yok sen sun diye Şefak Hanım'la sizlerle olduğu için. Ama aramızda kimler yoktu? Yani sanayici vardı, doktor vardı, işte vardı. Bankacılar vardı. Biz bu etkinlik içinde daha doğrusu şöyle... Para toplamaya çıktık. Yani para istemeye, destek istemeye çıkmıştım sanayide. Sana buradan da ismini vereyim aslında Hilmi Bey sağ olsun. Bir katkı sağlamıştı. Hı hı. Tabii onu da davet etmiştik biz sonra gala yemeğine. Ve hiç unutmuyorum. Konser sonrası indim, masasına gittim, teşekkür ettim. Beğendin mi? Ya abla dedi, sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğini bileydim dedi. Daha çok para gönderdim. Tabii buraya gelmişken de dönemin ticaret odası başkanlarını da kutlamak gerekiyor. Biz kadın girişimci kurulu olarak eğer biz öyle bir etkinlik yapabildiysek bir otelde onu ticaret odası desteğiyle yapmıştık. Buradan... O dönemin başkanı Mahmut Hiç Yılmaz'dı. Buradan da ona da selamları göndereyim. İlk başkanından başlayarak Mahmut Hiç Yılmaz'ı saygıyla anıyoruz. Evet. Diğerlerini de rahmetle anıyoruz. Evet. Diğer iki başkan. Evet. Sayın Hasan Elekilci ve Ali Beyoğlu. Evet arkadaşlar bugün konuşacağımız çok konu var. Biz Şefak'la biraz az konuşalım. Size daha çok söz vermemiz gerekiyor değil mi Şefak? Evet. Buyurun. Evet Sevgi Hanım. İstersen baştan başlayalım. Mikro kredi nedir? Kimler faydalanabiliyor? Çünkü altyazımızda öyle ev kadınları nasıl girişimci olur dedik. Hani ev kadınlarının çeşitli yolları var girişimci olabilmeleri için. İşte KOSGEB desteği alabilirler ama herhalde en birinci basamak veya en kolayı mı diyeyim mikro kredi buyurun. Ve de sizdeki belki mikro krediden faydalanan kadınların belki en büyük özelliği ev eksenli de çalışabiliyor olmaları değil mi? Evet, peki evet. Ben artık söz size bırakıyorum. Şimdi, öncelikle davetiniz için Şefak Hanım size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tanıştığımız günden bu yana uzun bir zaman oldu ve desteğinizi maddi manevi hiçbir zaman esirgemediniz. Hem bizden hem de girişimci kadınlarımızdan gerçekten çok fazla desteğinizi aldık. Kadının adı var programı da sosyal, ekonomik, toplumsal birçok konuyu ele alan güzel bir program olmuş. Kayseri'ye de sizlere de hayırlı olsun. İki başarılı kadın olarak ederiz. Sizleri burada görmek gerçekten bizleri de mutlu ediyor. Mikro kredi nedir? İsminden de anlaşılacağı gibi mikro kredi iş yapmak isteyen, sermaye noktasında sıkıntı yaşayan sadece ve sadece kadınlara verilen bir sermayedir. Burada amaç kadınlar iş yapsın, gelir elde etsin ve kendi ayakları üzerinde durarak hem aile bütçesine hem ekonomiye katkı sağlasınlar. Şimdi mikro kredi isterseniz bir geçmişine şöyle kısaca bir geçeyim. Mikro kredi ilk olarak 1974 yılında Profesör Doktor Muhammed Yunus'un Bangladeş'te başlatmış olduğu bir proje. Aslında detaylar çok fazla ama ben kısa geçeceğim zaman kısıtlı olduğu için. Bangladeş çok fakir bir ülke. Bundan dolayı da kadınlar bambudan tabure yaparak orada gelir elde etmeye çalışıyorlar ama tefecilerden para alarak kendilerini gelir elde ederek ayakta durmaya çalışıyorlar. Muhammed Yunus da öğrencileriyle birlikte bu köye gidiyor. Kırsal bir köy. Gidiyor ve orada kadınlarla tanışma ve görüşme imkanı buluyor. Daha sonra ne kadar aldığını, ne kadar iş yaptığını, ne kadarlık gelir elde ettiğini sorgularken günün sonunda tefecilerden aldıktan sonra yani bir dolardan çok daha düşük bir para kendisine kalıyor kadının. Yoksulluğun bu şekilde önüne geçilemeyeceğini düşünen Muhammed Yunus kafasında bir proje uyanıyor o dönem. Diyor ki benim kendi cebimdeki parayı belli bir kadına dağıtıyor. Diyor ki siz bunu alın, iş yapın, tekrar bana ödemesini yapın. Ve kadınlar günün sonunda gerçekten çok fazla bir öncekine göre çok daha fazla gelir elde ediyorlar. Diyor ki Muhammed Yunus benim daha fazla param olsa, daha fazla kadına ulaşsam ve kadınları daha iyi yerlere getirsem. Ve şu an Grameen Bank olarak Bangladeş'te bankalaşmış durumda. Proje 2003 yılında o dönem 22. dönem Diyarbakır Milletvekili TİSFA Mütevelli Heyeti Sayın Aziz Profesör Doktor Aziz Akgül'ün projeden haberdar olmasıyla ilk olarak Diyarbakır'da hayata geçiriliyor. Diyarbakır çok zor bir il olduğu için diğer illere göre proje burada gerçekten hayata geçirilirse diğer illerde de rahatlıkla uygulanabileceği düşünülüyor.
Ve başladıktan sonra da en başarılı iller arasına giriyor Diyarbakır. Hı hı. Hem sosyal ekonomik anlamda kadınların biraz daha zorlandığı diğer illere göre bir il olduğundan dolayı. Hı hı. Ve bu şekilde 2003 yılında başlayan bu proje şu an 68 ilde 95 şubesiyle çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 40 binin üzerinde girişimci kadına sermaye desteğinde bulunuluyor. Ve rakam 1 milyar 770 milyon gibi bir rakam girişimci kadınlara ulaşıyor. Kayseri için de hemen Kayseri'ye de geleyim. Eski parayla kattırmıyor. Evet, şu an Kayseri'ye geleyim. Kayseri'de de şu şekilde 2008 yılında ilk olarak Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın'ın desteğiyle aktarmış olduğu belli bir miktar fonla proje hayata geçiriliyor. Şu ana kadar Kayseri'de ulaşmış olduğumuz kadın sayısı 2500 ile 3000 arasında bu projeden faydalanan. Ama bunların içerisinde tabii ki elemeler yapıyoruz. En büyük sorunumuz da fon problemi, biliyorsunuz baştan, yani sizinle tanıştığımızdan bugüne kadar ve Türkiye genelinde aynı şekilde. Bunların içerisinde elemeler de yapıyoruz. Şu an 420'lerde aktif olarak kredi kullanan kadın sayımız 420'lerde. Ve sizinle tanıştığımız dönemde aktif kredi kullanan kadın sayımız 700 küsürdü. Yani 2024'e geldiğimizde bu sayıyı biz katlayacağımızı düşünürken düştü. Sebebi de ekonomi artı fon sıkıntısı. Yani biz tamamen bağışlarla ayakta duran bir şubeyiz. Yani Türkiye genelinde de bu bağışlarla gerçekten ayakta duran birçok şube var. Ama diğer illerde mesela belediyeler, valilikler... Tam onu soracaktım. Hı hı. Bütün illerde mi böyle? Yoksa diyecektim siz öyle olmadığını şu an şimdi, itibariyle soruyorsunuz. Kamusal destek. Kamusal destek, yani Kayseri'de biz kamusal destek çok fazla maalesef alamadık. Daha çok işte... Çok fazla değil, hemen hemen hiç alamadınız. Aynen. Son döneme, bir iki istisna son döneme dışında. Geleceğim. Ondan dolayı tamam. Çok fazla destek alamadık diye söyledim. Sayın Hamdi Akın'ın buradan da gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Başladığımız günden bu yana bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her dönem desteğini gerçekten hissettirdi. Ve sizlerin yapmış olduğu KİGDER, Kadın Girişimciler Kurulu'nun yapmış olduğu konserler ve sizlerin toplamış olduğu bağışlarla birlikte biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şubemizin adı da zaten Kayseri Hamdi Akın Şubesi olarak geçiyor. Siz isterseniz sorunuza devam edin. Ben onun üzerinden gideyim. Çoksa ben hepsini baştan anlatıp gideceğim yani. Evet. Ben şurada bir katkı sunayım. Hem soru olur hem de katkı olur. Kayseri çok girişimci bir şehir. Evet. Girişimci fabrikası denen de bir şehir aslında. Şimdi Şafak Hanım, program ortağım Şafak Hanım bir fabrika kurup yöneten bir kadın. Öyle değil mi? Evet. Kadın girişimciliği konusunda da son yıllarda özellikle ticaret ve sanayi odalarında kadın yöneticilerin olması gibi çok çalışmalarımız da oldu. Bağış yönünden de Kayseri aslında iş dünyası, Kayseri kadın erkek demeyelim, iş dünyası da bir hassasiyet gösteriyor aslında. Bağış yapıyor. Ama neden bu kadın girişimcilere ya da mikro kredi kadınlarına bu derece eksik kalındı? Bence bunu tek taraflı da düşünmemek lazım. Bu konuda bence basına da çok büyük bir iş düşüyor. Şimdi Kayseri'nin en önemli televizyon kanallarından birindeyiz şu anda. Bu vesileyle de bunu da ifade etmiş olalım. Çünkü hakikaten insanların da duyması gerekiyor. Evet. Dedi ki biraz önce yayın yönetmenimle karşılaştık. Evet, mikro kredi hem kullanıcısı hem de yöneticisi kadınlarımız var, misafirlerimiz diye aşağıda bir sohbet ettik. Destek olabileceğini, iyi, çok iyi oldu programı yaptığınız dedi. Demek ki biz bunu medyaya daha fazla işletmemiz gerekiyor. Evet. Ve hakikaten de kadınların da işte evlerini aksatmadan, çocuklarının bakımını aksatmadan, yaşlı, hasta ona bakıyorsa onu da aksatmadan, ki beylerin en fazla çekindiği alanlar. Evet. Onları aksatmadan bu işi rahat götürebildiklerini düşünüyorum. Kamusal alanda da bence aynı şey geçerli. Eğer basın bunun üzerinde yeterince durursa, mesela bu konuda Sayın Valime saygılarımızı gönderiyoruz. Eğer kadın kooperatifleriyle ilgili hassasiyeti, destekleri takdire şayan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı şekilde bu kadın kooperatiflerinde mikro kredi kadınların da bir yerde nasıl konumlandırabiliriz? Öyle değil mi? Nasıl davet edebiliriz? Bunların üzerinde belki Sayın Valime bir rapor sunulursa ya da öneri sunulursa
Ben eminim bu konuda çok daha fazla destek gelecektir diye düşünüyorum. Aynı şekilde tabii bu atanmış kamusal alandan bahsediyoruz. Aynı zamanda belediyelerimiz. Evet. Bu konuda çok şeyler yapabilirler. Yani sayılamayacak kadar çok destek verebilirler. Sadece sizin ürünlerinizin tanıtımı için pazar değil, daha farklı destekler de, maddiyata dönecek destekler de verebilirler. O anlamda basına, medyaya çok fazla görev düşüyor diyoruz. Ama onlara da biz ileteceğiz. Evet. Ben iki şeye değinmek istiyorum. Evet, biz belki Maharetli Eller Kadın Kooperatifi olarak dün yine pazarımız vardı. Siz Handan Hanım zaten bizim eski pazarcılarımızdansınız, öyle diyeyim ben size. Pazarcı kelimesinden de... Kurulduğu günden beri. Evet, vardınız. Yani pazarcı kelimesinden de gocunmuyoruz değil mi? Ben de bence de, kesinlikle. Onurlu bir meslek. Her yer güzel, pazarcılık evet. da güzel. Evet. Dünya bir pazar yeri zaten arkadaşlar. Evet. Orada belki daha fazla belki mikro kredi kadınlarını cesaretlendirebiliriz katılım için. Hı-hı. Onu bir kenara koyalım ama ben bağış konusunda bir şey sormak istiyorum. Mesela ben bir iş insanı olarak bağış yapmak istediğimde bunu vergiden düşebiliyor muyum? Hemen birinci soru. Evet. Faydası oluyor mu? Çok yani doğru. Fedanın bir karlılığı da oluyor mu? Şimdi, bu vesileyle de Füsun Hanım'ın kulaklarını çınlatayım. Fon bulma olayında sizin yaptığınız çalışmalarda aynı şekilde biz de çevremizden yine aynı şekilde bu çalışma için çok fazla uğraştık. Hı-hı. Ve ilk söylediğimiz şey de hani bunun vergiden düşüldüğüydü. Yani bu gerçekten büyük bir avantaj karşı Hı-hı. taraf için. Şimdi hani Kayseri için konuşuyoruz ama 68 ilde uygulanıyor ve bunun 34'ünde bağışçılarla ayakta duruyor. Yani yarı yarıya gibi bir şey aslında. Hı-hı. Ama kamusal yerel yönetim olarak destek alan illerde de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Hı-hı. Şimdi örneğin, çok fazla Kahramanmaraş en büyük Hı-hı. örneklerden biri. Çok yani orada mikro kredi Vali Bey sağ olsun ciddi anlamda desteğini esirgemeyen. Himaye altına denizde, alması aynen, gerekiyor. Denizde. Ve ben şimdi kısa yakın zamandan bahsedeceğim. Geçen 12. ayda biz şu an şubemizi taşıdık. Ve artık hani kendi başımıza bugüne kadar kendi kendimizi idare edebiliyorduk şube olarak. Hı hı. 3 personeldik, 2 personeli düşürdük. Hı hı. Ve şu an 2 personelin dahi giderlerini karşılayamayacak duruma geldik ki maalesef Aynen. ekonomik durum ortada. Ve geçen yıl 25 bin yıllık olarak kira verdiğimiz yere 90 bin, 100 binler istendi. Şimdi bunu verdiğimiz zaman 90 bin, 100 bin ciddi bir para bizim Artısı için. Artısı işletme giderleriniz de var aynı zamanda Tabii ki. Çalışanların maaşları Şimdi vesaire. Şimdi 90 bin, 100 bin ciddi bir para. Şimdi ben bu parayı kadına vermek yerine şubede i̇şletme sadece çalışmalarımı veriyorsun. Devam ettirebilmek adına bir şeyler yaptım ve çok fazla görüşme yaptım. Yani valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar yani çalmadığım kapı neredeyse kalmadı diyebilirim. Ve en son buradan da kendisine teşekkür etmek istiyorum. Talas kaymakamımız Yaşar Dönmez. Bize Kızılay binasında, Talas Kızılay binasında bir yer tahsis etti. Evet. Ve Kızılay Başkanı, Talas Kızılay Başkanı Ünal Yüksel bize gerçekten ev sahipliğiyle orada güzel ağırlıyor. Güzel bir oda verdiler bize. Yok, sağ olsun. Yani dedik ki, burada teşekkür ediyoruz. Evet, yani ama Sayın Kaymakam'a ve Ünal Bey. Evet. Teşekkür ediyoruz çünkü bu bizim için çok önemliydi. Vallahi. Ve bu çalışmalarımızı yaparken de Kigler Başkanı Sayın Doktor Sema Karaoğlu bugüne kadar hiçbir zaman emeğini bizden esirgemedi. Ve bu yer bulma noktasında da bize çok fazla destek oldu. Ona da gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda birlikte bir konserle yine fon çalışması yine şarkı türkü söyledik. Türkülü güzel bir eğlenceyle fon desteği sağlandı. Ve hani bu Şenay Hanım güzel bir fon desteği ya. Yani 135 bin gibi bir fon aktarımı Sizin oldu. Sizin yıllık işletme gideriniz vesaire karşılıyor yani aynen. sonuçta. Yani bizim için yani her şey önemli. Yani aracın yakıtını karşılayacak biri yer olabilir, biri olabilir, kurum olabilir. Yani hepsi olabilir. Ben bu arada hemen bir araya girmek istiyorum. Şimdi aracın yakıtını derken ben daha önceki çalışmalarını da izlediğim için biliyorum. Sevgi Hanımlar belki sizlerin, bizlerin pek gitmediği mahallelere, köylere, farklı yerlere gidiyor. Ve dolayısıyla bir araçla bunu sağlıyorlar. Bunu o aracın yakıt giderleri yani iş için kullanılan bir şey. Hem de yakıtın bu kadar pahalı olduğu bu dönemde. Bu kadar pahalı olduğu diye şey ama hani ulaşımda sıkıntı. Zaten bizim çalışmalarımız evet. sattı ve ben gittiğim valilikte olsun, belediyelerde olsun şunu söyledim. Yani 2008 yılından bu yana 16 yıldır proje Kayseri'de devam ediyor. Kendi başımıza bir şeyler evet yapabiliyorduk ama artık yapamaz duruma geldik. Şube artık kapanacak bize dedim hani en azından küçük bir yer.
çalışmalarımız devam edelim. Konfor istemiyoruz. Çünkü biz personel olarak hiçbir zaman zaten konfor istemedik yani. Peki o zaman Şafak Hanım program öncesi sormuştu. Sayın Valim ziyaret edildi mi? Vali Bey'le değil yardımcısıyla görüşebildim. Artı belediye başkanlarımız tekrar yeni seçimden çıktılar yeni dönemde. Ziyaret edilirse bence bu konu iyice aktarılırsa eminim onlar da çok daha farklı desteklerle sizin büyümenize katkı sağlayacaklardır. Şimdi ne diyor karşımıza? Ev kadınları nasıl girişimci olur? Evet. Diyor. Peki bir girişimci kadın konuğumuz var. Handan Köse. Evet Handan Hanım değil mi? Sizi dinleyelim biraz. Sonra Sevgi Hanım'a çok sorumuz olacak. Ben 9 yıl önce mikrokrediyle tanıştım. Bir arkadaşım vasıtasıyla daha önce duymuştum mikrokrediyi televizyondan Diyarbakır'da böyle bir şey olduğunu duymuştum. Ama Kayseri'de olduğunu bilmiyordum. Bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. O dönem çalışıyordum ben bir iş yerinde. İşten ayrıldıktan sonra çünkü haftada bir gün katılmamız gereken bir saatlik bir zorunlu toplantımız var ödemelerimizi yapmamız gereken. Ona katılamayacağım için iş döneminde katılmamıştım. Sonra işten ayrılınca takı yapıyorum aynı zamanda ben ve kıyafet tasarımı yapıyorum. Ben buradan gösteriyorum Handan Hanım'ın yaptığı takıları. Arkadaşıma dedim ki ben de mikrokrediye katılmak istiyorum. Gittik Sevgi Hanımlarla tanıştık. 3 günlük bir eğitim süresi vardı. O eğitim süresinden geçtikten sonra ilk kredimi aldım. İlk kredimi aldığım krediyle kendime bir dikiş makinesi aldım. Dikiş dikmek en çok istediğim şeydi. Sonra kurslar. Ne kadar almıştınız ilk kredi? Hani ben insanlar zannetmesin 50 bin 100 bin falan filan şöyle, diye. Şöyle ben 9 yıl önce 750 lira almıştım ama şu an arttı tabii ki ilk kredi böyle birazdan değil. Birazdan ben daha detaylı Sevgi Hanım detayını anlatır. Daha sonrasında işimi geliştirmem için bana çok faydası oldu. Ama sadece işimi geliştirmem için faydası olmadı. Dediğim gibi Sefes Mobilya'nın o zamanlar sahibiydi Şafak Hanım. Ben bir yıl kadar sanırım bir mikrokredideydim. Takılar yapmıştım. Sefes Hanım bize mağazasında ilk stand deneyimimizdir. Evet, çok bir iyi yer ayarladı ve biz orada ürünleri, ya ben orada ilk defa yaptığım ürünleri satabilmenin pazara heyecanını çıktım. Yaşadım. Evet, pazara çıktım. Kendisine o anlamda çok minnettarım. Çünkü ben evde kadın gezmelerinde satabileceğimi düşündüğüm bir şeyi pazarlama olanağı sağlamıştı. Bunu nasıl yapacağımızı ilk öğretenlerden biri. Kendisine bu anlamda gerçekten minnettarım. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Sema Karaoğlu, Feride Hanım. Aynen. Sonrasında Sevgi Hanım sayesinde Talas Maharetlerler'le tanıştım. Orada pazar açmaya başladım. Bunlar bizim ilk deneyimlerimizdi. Şimdi biraz daha geliştirdik. Daha güzel şeyler yapıyoruz. Bunun için daha sonrasında yine konuşurum inşallah. Ürün gamınızda ne var bu takılar dışında? Dikiş de var. Dikiş dikiyorum. Özel işlemeler yapıyorum. Aplikelerin üzerine işlemeler işleyip kıyafetlere monte ederek iki butikle çalışıyorum. Bir gelinlikçinin tadilat işlerini yapıyorum. Bu anlamda ve bunları evden yapıyorum. Ben bunları evde yapıyorum. Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi. Evet. Şöyle, hiçbir şey aksamıyor. Aksatmadan. Ev düzeniyle, çocuk düzeniyle ilgili. Tek sıkıntımız şu an için unutmadan onu söyleyeyim. Bu fonların artırılması. Neden? Çünkü ben şu an alabildiğim kredi 10 bin lira kadar bir kredi alabiliyorum. Ama bu artırılsa ben işimi daha da fazla geliştirebilirim. Fon olursa, bize fon sağlarlarsa verilen krediler artacağı için eminim mikro krediye katılım sayısı da daha artacaktır. Çalışan kadın sayısı da daha artacaktır. Çünkü 3 bin lira, hani ilk 3 bin lirayla başlandığı için şimdi mesela diyor ki ay ne yapabilirim? Daha ya bize katkı sağlarlarsa biz bu ülke için çok daha güzel şeyler yapabiliriz İnşallah. Kadınlar olarak diye düşünüyorum. Girişimciliğe kadın eli daha fazla değsin gerçekten diyorsunuz. Gerçekten öyle. Biz pandemide az önce sizin de söylediğiniz gibi pandemide biz çalıştık. Evdeydik çünkü yani bir yer açmamız gerekmedi. Hamur işi yapan kadınlarımız herkes evde sattı. Zaten. İşte ama hamur işi yapanlar mesela sattı. Ben takılarımı hani oradan satabildim. Pazarlama yapan arkadaşlar var. Ya birçok sosyal medyayı da kullanıyorsunuz. Aynen öyle evet. Kullanıyoruz. Güzeldi. Eğer destek sağlanırsa biz kendimizi daha çok geliştirip daha güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet. Başka soru varsa çok. Başka soru varsa çok daha sorumuz olacak. Şimdi Sevgi Hanım siz bir süreci bize biraz anlatın. Hani diyoruz ya burada ev kadınları nasıl girişimci olur? Açık, net. Evet. Tüm ev kadınlarımızın, eğitimli eğitimsiz tüm ev kadınlarımızın ya da kadınlarımızın anlayacağı şekilde kısa özetlerseniz siz
bismillah nereden başlıyorsunuz? Ya da kadınlar size nasıl ulaşıyor? Şartlar ne? Şartlar ne? Şartlar şu şekilde. 5 kadın, yani ilk etapta bireysel başvuru yok. Kadınlara grup oluşturması gerekiyor. Evet. 5 kadın bir araya gelmesi lazım. Birlikten güç doğar diyoruz evet. Burada. Beş aynı kadın, mahallede minimum. Oturan, birbirini tanıyan, güvenen kadınlar olacak. Kadınların hepsi iş yapacak. Aynı grupta akrabalık olmayacak şekilde kadınlar bize başvuru yapabiliyorlar. Şu an için yerimiz dediğim gibi Kızılay, Talas Kızılay binasındayız yerimiz. Birazdan telefon numaralarıyla da hani nasıl iletişim kurabileceklerini. Verebiliriz de burada da daha sonra yazılır. Tamam, isterseniz buradan vereyim. 555 997 36 18 0555 997 36 18 buradan bize ulaşabilirler. WhatsApp'tan yine yazabilirler ulaşamadıkları takdirde ki mutlaka dönüş yapılacaktır. Bize ulaşabilirler. Şimdi neden 5 kadın? Neden işte akraba olacak? Hani aynı olmayacak aynı grupta? Bunlar çok fazla gelen sorular. Bunların hepsi yaşanmış ve deneyimlenmiş olarak kural haline getirilmiş şeyler. Şimdi aynı grupta akrabalık olduğu zaman genelde şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Biz toplantılara bir toplantı yani kadınlar krediyi aldıktan sonra tahsilatlarını personel olarak bizler yapıyoruz. Kadın krediyi bizden alıyor. Aldıktan sonra mahallelere bizler personelle birlikte giderek her gün farklı yerlerde, orada farklı saatlerde. Orada 5 kadının arasında birisi temsilci mi oluyor size? Muhataplık yaratan değil mi? Şöyle. Grup yani lideri kadınlar, oluyor gibi bir şey mi? Kadınların hepsi başvuru noktasında bireysel ama kredi alma noktasında grup olarak başvuruyorlar. Yani bireysel olarak gelip başvuramıyor. Ben 5 kişilik bir grup oluşturdum. Ve grubumun hepsi işte hepsine çünkü 3 günlük bir eğitim veriliyor. Kadınları birebir tanımak istiyoruz ve kendimizi tam olarak anlatmamız lazım. Çünkü bu bir kere alınan bir kredi değil. Bu eğitimi kim düzenliyor? Biz yine düzenliyoruz. Yine personel olarak bir arkadaşım daha var Erkan Bey. Erkan Bey ile ben kadın bize başvuru yaptıktan sonra, grubunu oluşturduktan sonra direkt evine gidiyoruz. Kadınların hepsi de bir evde toplanmış oluyor. Orada mikro kredi nedir, nasıl alınır, nasıl ödenir, şartları nedir? Bunları anlatırken kadınları da tanımaya çalışıyoruz. Ne iş yapacak, ne için kullanacak? Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Hani sayımız işte 400'lerde, 700'lerde diyoruz ya. Şimdi hedef kitleme uygun kadınlar olması gerekiyor. Evet. Yoksa işte para veriyorum dedikten sonra her zaman söylüyorum almaya gelen çok olur. Yani sayıyı ben kafama göre istediğim hedef gibi. Hedef kitlemizi bir daha tekrar edelim isterseniz. 5 kadın olması gerekiyor başvuru noktasında. Grup olarak başvurmaları gerekiyor. Aynı mahallede oturan, birbirini tanıyan, güvenen kadınlar olacak. Kadınların hepsi iş yapacak ve aynı grup içerisinde akrabalık olmayacak. Bu şartları sağlayan kadınlar kadın bir araya geliyor. Kadın bir yerde çalışıyor olmayacak. Kadın bir yerde çalışabilir ama toplantı oluyor noktasında sigortalı bir yerde çalışıyor. Çalışabilir. Ek gelir olarak da katılabilir aynen, değil mi? Aynen. Tamam. Yani çünkü günümüzde çalışsanız bile ek gelire ihtiyaç duyuyorsunuz yani. Ondan dolayı burada hani mesela diğer KOSGEB'de olduğu gibi falan değil. İş yapma fikriyle hevesi gelen herkes buradan bu şartları sağlayarak kredi kullanabiliyor. Şimdi 3 günlük bir eğitim veriliyor. Eğitimde detaylı bir şekilde şartlarımız anlatılıyor. Kadınlardan da biz emin olduğumuz takdirde sermayelerini kendilerine vermiş oluyoruz. Verdikten sonra da tahsilatlarımız haftalık olarak gerçekleşiyor. İlk olarak bundan önceki dönemlerde işte 700 lira gibi bir parayla başlayan kadınlar şu an dükkan açıp yanında personel çalıştıran noktaya geldiler. Hani kadınların kafasında ya da vergi genel olarak vergi oldular yani. Evet, aynen. Yani birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bunun gibi birçok örnek var. Belli bir noktaya geldiler. Herkes bunu yani 700 lirayla ne yapılır? Şimdi şöyle bir şey var. Hani rakam ilk etapta vereceğimiz rakam. Ama bizden 2008 yılından bu yana 16 yıldır sermaye desteği alan kadınlar var. İşte örnek yani, Handan Köse. Evet. Evet. Yani tabii bu hani rakam arıyor ufak gibi geliyor ama şimdi diyelim ki şu güncel olarak konuşacak olursak kadın ilk etapta başvurusunu yaptı. 3000 ile 5000 arasında ilk etapta başvuru noktasında kredisini kullanabiliyor. Tamam. Diyelim bu sermayesini aldı. Aldıktan sonra 22. haftada tekrar malzemesini aldı. Aynen. 22. iş yapıyor. İş yaptığından biz emin olmuşuz artık. Düzenli olarak da ödemelerini yapıyor. 22. haftada ki bu 22. hafta 5 ay kadar bir süre yapıyor. 5 ay sonra tekrar ara çekim yapabiliyor. Diyelim 5000 almış. 5000'in şu an ortalama bir şey söylüyorum. 2000-3000'ini ödemiş. 3000 diyelim ödedi. Tekrar diyor benim işte paraya ihtiyacım var. Borcum bitmedi ama paraya ihtiyacım var. Diyoruz ki şu an alacağın miktar senin 7000. 3000'ini ödemiş. 7000 lira almak, 7000 liraya tamamlandığında 4000 lira tekrar biz kadına veriyoruz. O günden itibaren vadeyi tekrar uzatıp 7000 liraya ödemelerine tekrar başlıyor. Ve yılı dolduğunda ekstradan
İkinci bir kredi devreye giriyor. Girişimci kredisi dediğimiz bir kredi. Burada da bu kredinin haricinde iki tane ayrı kredisi dönüyor. Ve orada da yine işte diyelim 4 bin lirayla 5 bin lirayla başlayabiliyor. Güncel rakamlarda üzerinden konuşuyorum. Aldıktan sonra şimdi rakamlara baktığınızda başlangıçta diyelim 3 ya da 5 bin. Hadi 5 bin aldığını düşünelim. Sonraki ara çekimde 4 bin almış, 9 bin. Tekrar bir 5 bin daha almış. 14-15 bini bir yıl içerisinde zaten kullanmış oluyor kadın. Hani rakam ufak gibi görünüyor ama sürekli olarak artan bir sermaye olduğu için bundan dolayı da kadın gerçekten artı bir şeyler yapabiliyor. Şey, teminat istemiyorsunuz. Teminat kefaret şimdi yok. Bakın, faizi de yok bildiğim kadarıyla değil faiz mi? Faiz yok. Küçük masrafı var sadece. Hizmet bedeli alınıyor. Bu bizlerleri karşılayabilmemiz ama için ama banka faiziyle mukayese edilmeyecek. Artı banka müdürü olarak söyleyeyim size. Böyle bir 10 bin TL için gidin. Bir bankaya bireysel kredi kullanacağım deyin. Dünya bir şey isteniyor biliyorsunuz. Evet zaten. Ya da internetten başvurun hiç fark etmez. Onun için gerçekten çok avantajlı bir kredi deyince de insanın aklına bunu, böyle büyük bu faizler konuda, geldiği için evet, bu bir sermaye önemli. Desteği. Onun o üzerine yüzden durun sermaye bence. Olarak ben yani anlatırken gene de o şekilde anlatıyorum. Şimdi işin içine para girdikten sonra buna bir şekilde adlandırılması doğru. Lazım. Yani o yüzden de mikro kredi olarak adlandırıldı. Mikro sermaye hani çok uygun olmayacağı için mikro kredi kadınların da çünkü çalışma hayatında hani evet benim oradan bir kredim var. Yani bunu düşünmesi için böyle adlandırılmış ama kredi denildiği zaman kadınların kafasında farklı algı oluşmasın. Yani mutlaka bize ulaşsınlar, iletişim kursunlar, detayları öğrensinler. O şekilde bir iş fikriyle başvurduktan sonra biz onlara her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız zaten. Sosyal medyada kullanıyor ağırlıklı kullanıyorlar olarak. Çok sizin fazla. De sosyal medya adreslerinizde tanıtımlarınız var. Evet. Herhalde özellikle o konu da bence önemli değil mi? Oradan da ulaşabilirler. Evet, sadece telefonla değil. Sosyal aynen. Medyadan ulaşabilirler. Benim buradan esasında potansiyel bağışçılara. Çünkü ben bu programdan sonra şöyle kafamda gene oluştu birkaç bir kişiye gitti. Ya bir şuraya aylık 1000 lira bağlasanız tarzında kimseye koymaz mesela evet. Ama düzenli bir gelir olur, evet. Şey olur, destek olur. Hı hı. Çünkü dedik ki burada faiz yok. Hani bazıları hani faizi kritik gözüyle bakıyorlar. Evet. Faiz yok, masraf tabii ki olacak. Her şeyin masrafı var. Şu ekonomik şartlarda. Ve ama en önemlisi... Sanırım hiç batağınız yok değil mi? Evet, hiç batık yok. Evet, ondan yani da bu bahsedeceğim. Bu da çok önemli. Yani kesinlikle. Para şeye gitmiyor, güme gitmiyor. Şu an bankaların zaten hayretle ürün baktığı. Ürün zaten gözlerinin önünde sürekli. Evet, ne yaptıklarını evet. Takip ediyorlar. Paranın bir nereye gittiğini biliyorlar. İş gösterimlerimiz var. Şaşırıyor. Evet, bankacılar şaşırıyor, hayretle bakıyor. Şimdi biz kadınlarla her hafta görüşüyoruz ve burada dediğim gibi güven çok önemli. Sürekli bir temas var zaten, aynen. Takip her var. Haftalık tabii, görüşmenin yaptığımız işleri gösteriyor. Avantajını kullanıyoruz. Kadınlar bize güveniyor, biz kadınlara güveniyoruz ve yani bu projeyi biliyorlar ki hani şimdi ben parayı verdikten sonra haftalık mahallelerde tahsilatını yapıyorum. Ve tahsilatı yaptıktan sonra o parayı ben bankaya bile götürüp tekrar yatıramıyorum. Çünkü aynı parayı dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Şimdi ben bir kadından o gün parayı alamadığım takdirde ne oluyor? Diğer kadına parayı veremeyeceğim. Ve onu mağdur edecek. Bütün kadınlar bunun bilincinde olduğu için 5 kişilik grupta da zaten güven esas dediğimiz gibi. Önce kadınlar birbirine güveniyor. Daha sonra biz kadınlara güveniyoruz. Evet. Böylece kadının o hafta işi yolunda gitmemiş olabilir. Herhangi bir sıkıntı olabilir. O zaman diğer 5-4 kadın ödemesini yapmayan diğer kadının ödemesini mutlaka yapıyor. Aslında, ha bunu işte tabii ki çok güzel sıkıntı, bir dayanışma var. Yani suistimal eden herhangi biri olduğu takdirde de zaten grup direkt bunu kalıyor. Eliyor. Yeni üye alıyor. Hemen onun yerine yenisini dahil ediyor gruba. Çok böyle güzel. Bir sistem. Bu da herhalde minimum seviyededir ya da yok aynen, gibi bir şeydir yok, neredeyse. Yok. Geri dönüşler %100 özellikle az önce size de söylemiştim. Yani pandemi gibi deprem gibi ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. O dönemde bile yani geri dönüşler %100 oldu. Çünkü kurumun ayakta kalması için kadınlar biliyor ki bu ödeme yapılmak zorunda. Yani bu gerçekten çok büyük bir şey. Yani pandemide neler yaşadık, depremde neler yaşadık hepimiz çok tabii. Zorlandık biliyorsunuz. Kesinlikle. Ondan dolayı ama kadın ne yaptı ne etti buranın ödemesini mutlaka ödedi, aksatmadı. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Handan Hanım, benim de bir mentim vardı Fadime evet. Hacati Kök. Evet. O da herhalde şimdi çok büyük bir yer evet, açtı. 10 evet, evet. Kişi çalıştırıyor dediniz değil mi? Evet ondan da bahsedelim. Ama yani siz tabii birebir de görüyorsunuz. Sizin de deneyimleriniz var. Kadınlarımız mikro krediyi aldıktan sonra, şimdi mikro krediyi almak belki bir sermaye zor, aldıktan sonra bir başlangıç. Bir diyelim ki bir engeli atladılar, ondan sonra işte işlerini kurdular.
aileden dolayı veya toplumdan dolayı pazarlamada mutlaka bazı sıkıntılar vardır. Onlara sonra değiniriz ama ailede veya işte toplumda karşılaştığınız sıkıntılar oluyor mu? Veya güzellikler de oluyordur belki. İyi ya da kötü yönleri diyelim. Evet, ya da kötü yönleri nedir? Hani iyi ve kötü yönü. İlla ki karşılaşanlar oluyordur. Çünkü kadın bu parayı alıp da iş yapmaya başladığı ve para kazanmaya başladığı zaman sadece para olarak görünen şu, bu yardım, kredi bize aslında güven veriyor. Hı-hı. Özgüvenimiz yerine geliyor. Hı-hı. Yani kadın kendine güvenmeye başlıyor. O, öyle bir şey düşünün ki şimdi kadın kendine güvenmeye başladığı zaman çocuk da kendine güveniyor evin içindeki. Çünkü bakıyor ki anne ayaklarının üzerinde durabiliyor. Hı-hı. Ya bunu sadece evli kadınlar ya da hani eşi olmayanlar var. Zira ben de öyleydim. Benim 4 tane erkek evladım var. Çok zor hayata karşı zor. Zor günler geçirdik. Hani hep herkes gibi biz de maddi olarak ülke ekonomisinden dolayı zor günler geçirdik. Ama bir kadının kimseye muhtaç olmadan, birinden yardım gelecek diye beklemeden kendi üretip satması, kazanması kadar güzel bir şey yok. Her kadının çıkıp dışarıda çalışmasını da bekleyemeyiz. Bu anlamda güzel. Tabii ki zorluklar oluyor. Pazara gitmemiz bazen işte aile, akraba arasında, aile arasında. Hani önce pazar dendiğinde maharetlerlerde mesela pazara gidiyorsun. Ama sonra bakıyorlar ki pazar değil ki aslında. Benim orası mağazam. Küçük bir mağaza. Ayda 2 kere açtığım küçük bir mağaza. Şimdi işe nasıl baktığınız... Açık ama mağazası. Evet. Aynen işe nasıl baktığınızla önemli. Sürekli kadınların bir arada olduğu. Ben temizliğe gittiğim dönemler de oldu mesela. Ben o zaman da işime temizliğe gidiyorum. Ben çalışan bir kadınım. Sabah kalkıp işe gidip akşam evime geliyorum gibi gördüm. Pazarı da orada bir mağazam var benim. Ayda 2 kere açabildiğim bir mağaza var. Ya düşünme tarzı da çok önemli. Tabii ki zorluklar var ama kadın kazanmaya başladığında, çocuklarına daha fazla katkı sağladığında veya eşine daha fazla katkı sağladığını gördüğünde o güvenle o etraftaki negatif enerjiyi siliyorsunuz zaten. Benim etrafımda birçok arkadaşım da böyle, keza ben de öyleyim. Önce pazara giderken böyle utuna sıkala giderken şimdi katıldığım bütün etkinlikleri sosyal medyamda gururla paylaşıyorum. Çünkü çalışan bir kadınım. Evet. Peki ben şimdi fotoğrafları bilmiyorum reji yayınlayabilecek mi arkada? Hani evine dikiş makinesini kuran kadınlar var. Evet. Şimdi ben düşünüyorum tamam ben müstakil bir evde oturuyorum ama birçoğu mutlaka bir apartman dairesinde oturuyorlar. Komşularınızdan ya sabah akşam takır 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 makine sesi geliyor diye şikayetler oluyor muydu? Ben yaptım. Aşağı inip çünkü gece çalışıyorum. Biraz da sosyal bir insanım. Gündüz de gezmeyi seviyorum. Aşağı inip komşuma... Ama işin tanıtımı da var yani. Tabii. Aşağı inip komşuma eğer rahatsız olursa bana haber verebileceğini, ona göre iş saatlerimi düzenleyebileceğimi söylemiştim. Çok ama medenice. Ama insanlar gerçekten destek olmak istiyorlar. Çok aşırı bir şey olmadığı takdirde sorun olmadığını söylediler. Ben gece çalıştığım için ben bütün komşularıma bunu söylüyorum. Çünkü gece çalıştığımda televizyonum da açık oluyor. Ses gelirse siz benden ona göre bir tedbir alırım diyorum. Ya insan yapmak isterse, başarmak isterse... Özellikle kadın başarmak isterse bir şekilde çözümünü buluyor. Ben maharetli eller pazarı dediniz de hani orada da sanırım var birkaç tane mikro kredi kadın var. Şimdi ilk zamanlarda Şener Hanım biz o pazarı açtığımızda şartlarımızdan biri de hani gelip eşleriniz burayı beklemeyecek. Hani çünkü rahatsız olabilecek kadınlarımız var ve şey var. Bir önceki şeyde öyle olmuştu hatırlarsanız. Evet. Sıkıntı yaşamıştık. Sonra... şey oldu yani işte ya işte erkekler nasıl karşılayacak pazar günü sonuçta yani çalışan erkeğin de evde oldu çocukların evde oldu fakat biz artık görüyoruz ki standın kurulmasında ürünlerin taşınmasında sağ olsun kocalarımız çok destek oluyorlar çünkü onlar da geldi hatta kendi aralarında arkada park var eşler oturuyor işte tanıştılar, çay kahve içiyorlar birbirleriyle tanıştılar insanlar geldiler yani orada gerçekten herkes ekmeğinin gayretinde çabasında şey yapıyor. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum yani ev eksenli çalışan kadınlar gelir vergisinden muaf ama değil mi? Evet. Yani öyle yani, bir öyle bir şeyimiz var. Yasal muafiyet devam ediyor. Yasal muafiyet devam ediyor. Bir değişiklik yok. Yani ev eksenli üreten kadınlar bunu şu an için öyle bir şey yok. İnşallah öyle bir şey de çıkartmazlar. Biz mümkünse kazanmak ve bu ülkeye faydalı olmak istiyoruz. Evet. Önümüze bazı engeller gelmese daha başarılı olacağız. İnşallah. Yok, şu an için öyle bir şeyimiz yok.
Peki. Evet. Sorun neydi Şafak? Devam gelecek miydi? Yok, ha, yok, hayır sadece? Ben o gelir vergisinden tamam. Muafiyet devam ediyor değil mi diye. Peki sevgili Sevgi Hanım. Sevgili Sevgi Hanım güzel oluyor değil mi? şimdi kamusal destek aldınız. Bir güzel bir yere de nezih bir yere de taşındınız. Evet, evet, işletme evet. giderleriniz bir ölçüde azaldı. Evet. Onu da fona çevirmek için uğraşıyorsunuz. İnşallah, evet. Biraz önce söylediğiniz dediniz ki 2500-3000 gibi bir kadına ulaştık Kayseri'de. Evet. Ve şu anda aktifte de 400 küsür kadınımız evet. var. Evet. Oysa ki daha önceki şeylerde 700'e yakın işte evet. ben de hatırlıyorum. Evet, evet. 10 evet. yıl öncesinde vardı. Evet. Bunun da böyle büyütememenin nedenleri olarak bağış sorunu yaşıyoruz evet. bir. Evet. İkincisi kamusal alandan tam destek alamıyoruz. Çünkü suçlamak istemeyiz asla kimseyi bu konuda bence. Yeterince yani, bilgi sahibi birebir görüşüp değiller. Çok fazla kendimizi ifade edemedik. Kendinizi çok ifade evet. edemediğinizi düşünüyorum. Bir diğer hususta enflasyon tabii ki. Enflasyon. Eskiden tabii, 750 lirayla birçok bir şey var. Tam onu soracaktım. Şimdi. Tam sorum oraya gelecek birazdan. Evet. Fon dedik. Evet basın medya dedik evet. bir de gerçek Hı-hı. anlamda. Evet. Biz Şafak'la söz verelim size. Hatta Sema Hocam'ı da katalım. Sema Karaoğlu'nu da. Sayın Valim'i birlikte ziyaret edelim. Evet. Belediye Başkanımızı Büyükşehir birlikte ziyaret edelim. İşte hem inşallah. Yeni seçimden çıktılar. Öyle değil mi? Hayırlı evet, olsun aynı. Ziyaretimiz evet. olur. Evet. Sizlerle beraber. Öyle değil mi Şafak? Evet. Artı Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Metin Köse'dağ. Bu başkanımızı ziyaret edelim. Hı hı. Orada bir haber konusunda destek isteyelim bu kanalımızda evet. özellikle TV1'den başlamak üzere. Bir seferberlik başlatalım. Evet. Başlatalım. Çok güzel. Evet şeyde Şafak'ın değindiği ve benim de düşündüğüm enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Evet. Ama sizin de verdiğiniz para bir şekilde arttı ama. Evet. Tabii. 700'lerden bahsedilirken o zaman hatırlıyorum 200 lira tahsil ettik, 300 lira tahsil ettik falan rakamlar evet, evet, geçiyordu. Evet. Şimdi onlar binlere, 5000'lere doğru evrildi. Evet. Aslında o tam olarak öyle değil diye düşünüyorum ama tanıtım eksikliğiyle bağlantılı biraz. Belki siz de ama personel de azalttınız. Çalışan evet, personel sayısı yetişemiyorsunuz. Belki önce 4 kişiydiniz. 3 kişiydik evet. 3 kişiydiniz hı hı. değil mi? Bir ara 3-4 falan üç oluyordunuz. Kişiydik, şimdi 2'ye düştünüz. Şu an 2. Evet. Onun da etkisi var. Ulaşamıyorsunuz ama onun yerine sosyal medyayı daha etkin kullanabilirsiniz. Mesela bu konuda sosyal medyada size destek olacak bir tasarımcı birilerini önerebiliriz size. Öyle değil mi? Bir kızımız var. Kadın girişimcilere de çok destek olmuştu. Hı hı. Böyle bir web sitesi bir şeyle çünkü artık pazarlamanın yarı şeyi neredeyse sosyal medyadan yapılıyor. Evet. O da var ama öncelikle bu makamları ziyaret etmekte fayda evet. var. Hem belediye başkanı en azından merkez belediye başkanları. De. Daha sonra ilçelere de gidiyorsunuz zaten. Daha evet. sonra ilçe belediye başkanları üzere. Biz size birkaçını da eşlik edelim. Edelim. Ve size böyle de bir katkı sunmuş olalım evet. isteriz. Şu an güncel programımız bu şekilde zaten bizim ki şu de. Şu an çok daha fazla ihtiyaç var. Çok fazla. Evet. Sadece dikiş nakış değil, aynı zamanda siz başka alanlara da veriyorsunuz değil mi? Hı-hı. Evinde Hı-hı. çiçek yetiştirse hepsi. Onu da veriyorsunuz. Peynir yani, üreten vardı peynir sanırım. Peynir üretiyorsunuz. Evinde peynir sadece, üreten sadece vardı. Bize biraz onlardan ürün gamını açalım sadece yani orada. Hani zannetmesinler fikriyle, ki sadece makine boncuk, cincik boncuk yok, değil. Hayır. Şimdi iş yapma fikriyle gelmesi yeterli Hı-hı. ama sadece hani sıfırdan iş yapanlar değil, mevcutta iş yapan, dükkan büyütmek olan kadınlar isteyen. Tabii dükkan olan kadınlar da başvuruyor. Şu an evet. Ki mevcut girişimci kadınlara bakarsak %10'u dükkan olanlardan oluşuyor mesela. Hı hı. Bunlar içerisinde işte terzisi var, kuaförü var, hamur işi yapıp hı hı. evinde hani dışarıda dükkanında satanlar var. Farklı farklı alanlarda iş yapan kadınlarımız var. Kayseri'de işte dükkan da bir maliyet olduğu için yani Doğru. O büyük bir sıkıntı. Evden de zaten home daha fazla. Home office daha mantıklı ve makul şu an için, dönemde. Aynen hı. şu an birçok yer biliyorsunuz her şey evde çalışmaya döndü, online'a Doğru. döndü falan. Hı. Hani dükkan ciddi anlamda bir maliyeti olduğu için evden çalışmak onlar için daha uygun oluyor. Şimdi ilk etapta biz 700 TL'ye verdiğimiz dönemde kadın 700 lirayla ciddi anlamda bir şeyler yapabiliyordu yani. Hı. Makinesini alabiliyordu, ekstra bir top kumaşını belki alabiliyordu. Şimdi verdiğimiz rakam ilk etapta 4000-5000 ise kadın mesela kıyafet çamaşır satıyor. Bir poşeti dolduramıyor. O da yani, para şimdi, pul oldu. O da ayrı aynen. mesele. Ciddi bir yani sorun. Şimdi doğal olarak da iş yapan diğer kadınlara mevcut girişimcilerimizi desteklemek için yani 15000-20000-30000 gibi yıl bazlı baktığınızda rakamları vermek zorunda bağışı kalıyorsun. Bağışı biz arttırdığımızda daha fazla verebiliriz. Tabii ki tabii ki. Yani daha para fazla kadın olması, daha fazla tabii destek. Ki ne kadar fazla paran varsa o kadarını zaten kadınlara veriyorsun. Ama az olduğu zaman mevcut parayı
daha fazla kadına vermeye çalışıyorsun. Bu şekilde de limitleri geriye çekmek zorunda kalıyorsun. Biz 8 Mart günüydü, Dünya Kadınlar Günü'nde Novotel'de oturmuştuk. Evet. Aziz Hoca kulaklar çınlasın. Evet. Hamdi Akın Bey de gelmişti. İçeride restoranda Hamdi Bey şöyle, Sema Başkan böyle, ben böyle, Feride Hanım böyle, Aziz Hocam böyle. İşte anlatıyoruz, şöyle yaptık. O zaman ilk bizim ikinci konserimiz. Evet, ikinci Hadi Kayse, Eller Cebe diye. Evet. Birinci konserimizin de şeydi o, Eller Cebe, hatırlarsın. Evet, bu ikincisiydi. Hatta ben de bir solo yapmıştım. Sonra işte öyle konuştuk ettik, anlatıyoruz. İşte ne yapıyoruz neyse. Hamdi Bey'le tanıştık. Sonra dedik ki ya Hamdi Bey, biz bak böyle böyle şarkı türkü söyleyerek para topladık. Aramızda profesörler var, avukat var, maliyeci var, bankacı var. Adamcağız döndü şöyle yanında yardımcısını. Buraya bir 100.000 lira daha verelim dedi şöyle bir rahatlıkla. Evet, evet. Belki biz biraz işte da biz belki... de onu Kayseri'li iş adamlarından bekliyoruz şimdi. Biz belki bunu gerçekten tabii yani şu anda sanayicinin de durumu zor. Yani hiçbir şey o anlamda güllük gülistanlık değil. Onları da anlıyoruz. Ama şöyle bir düşünüyorum işte her ay yani sanayiden... 15 kişi her ay 1.000 lira bağışlasa 15.000 lira. Çarp bunu 12 ayla 150-180 bin lira yapar. Hatta mobil telefonundan otomatiğe bağlayıp yani, hesabından her ay. Hani öyle evet. Hani şey hani etkinliklerde de sağ olsun kimse geri çevirmiyor o anlamda. Yani evet. 3-5 neyse herkes bir şeyler veriyor. Tanıdık aracılığıyla olduğu zaman evet, evet öyle. Güveniyorlar. Kendini, evet güveniyorlar. Evet ifade şey ettiğim yapıyor. Takdirde. Ama hani bunun düzenli bir şekilde bir bağış lazım. Olduğunu. Ve en mühimi belki de hani bu mikro kredi programını evet Aziz Hocam getirdi ama hani dönemin başbakanı Erdoğan bunu force etti evet, Türkiye'de. Evet. Yani onu da buradan söyleyelim belki bağış sayımız artar birazcık ama. Yani evet, bu çok önemli bir şey. Yani kadını kalkındırmamız gerekiyor. Bundan sonra biz birazcık daha sanayicinin kolay. Sanayicinin ya da bize bağışta bulunabilecek herhangi birinin 1.000 lira, 2.000 lira ya bu ne olacak, bunlar ne yapacaklar demesinler. Dedi ki paralardan evet, evet. Biz çok büyük işler başarıyoruz. Evet. Gerçekten evet, öyle evet. Ama hani evet. Onların vereceği belki bir kişinin vereceği 1.000 lira bize evet. Katılacak yeni bir kadın demek. Evet. Bize katılacak yeni bir kadın demek. Yeni bir eve, bir eve daha evet. Ek para girmesi evet, demek ki. Yani evet, biz, bir çocuğu para girmesi, daha okutmak demek. Tamam, evet. Bir çocuğun daha iyi eğitim alması tabii, demek. Bir çocuğun demek. Aynı zamanda beslenme çantasına daha kaliteli ürünlerin evet. Konması demek. Evet. Yani böyle silsileyi düşündüğünüz zaman yani çok küçük o çocuğun orada daha paralar, mutlu olması, evet. Daha başarılı aynen olması öyle. Demek. Evet. Hani derler ya, ya bir insan bir ülke kurtarıyor yani evet, işte 19 evet. Mayıs kutladık. Bizim için evet. Çok öyle değil mi ekibiyle birlikte? Evet. Şimdi şöyle 400 Ulu tane Ender kadın Atatürk'ün. Dediğiniz zaman 400 hane demek. Yani 400 hane demek. Her hanede en az 4 kişi olduğunu çarptığınız düşünürsek. Çarptığınız zaman 1600 çok büyük. Gibi. Neredeyse bir ilçe. Tabii. Bize küçük geliyor bir ama belde. Normalde küçük değil. Lakin değil. Kayseri ile kıyasladığınızda 1,5 milyonun üzerinde bir nüfusu olan Kayseri ile kıyasladığınızda. Tabii ki az. Artı girişimciliğin bu kadar önemsendiği. Şöyle de düşünüyorum ben. Tamam girişimci fabrikası, girişimci beyler çok fazla Kayseri'de. Peki onları kim doğurdu? Anneler. Kim büyüttü? Doğru. Anneler. Evet. Demek ki girişimcilik ruhu kadınlarda da çok aynen. Fazla. Evet. Evet. Ve hep deriz ya Şafak hatırlıyorsun sen de bu 10 küsur yıl öncesinden programlar yapmaya başladığımızdan kadınlar doğal endüstri mühendisidir aslında. Evet, evet. En az malzemeyle en optimum seviyede verim sağlama olayı evet, kadınlardadır evet, bakın. Tabii sizin ki. Dediğiniz gibi 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira bunlar belki bir pazara gittiğinizde ya da bir markette şey verebildiğiniz aynen, şeyler. Evet, ama evet. O kadın onu ürüne çevirdiği zaman, onun da ham maddesini aldığı zaman, onu katma değere çevirip sattığı zaman... Onu 10.000, 15.000 yapabiliyor kadın. Tabii tabii. Evet. 10.000, 15.000 demek ciddi güzel bir gelir hı-hı. Demek. De bugün asgari şey ücretin 17.000 olduğu bir doğru, dönemde. Ham madde dediniz de buradan ismini verince reklama girer herhalde ama bir büyük bir tekstilci bir kardeşimiz var. Oradan hala daha tekstil alımları, kumaş alımları devam ediyor mu Sevgi Hanım? Yani çünkü o arkadaşımız evet. Da bir hayli destek veriyor. Tam reklama girerse para alırız karşılaşırız. Reklamını yaptık peki, diye bağışlayabiliriz. Ahmet Mercan tekstildi sağ olsun. Evet, devam ediyor. Şöyle söyleyeyim o konudan da bahsetmek evet. İstiyorum. Yani güzel bir projeye dönüştü. Normalde kadın iş fikriyle evet geliyor. Mevcut yaptığı iş var. Ama ne iş yapabilirim sorusunu soranlara da ekstra farklı alternatifler sunabiliyoruz. Ya da mevcut işini devam ettirirken ek gelir elde edebilmesi için kadınlara biz belli firmalarla anlaşıyoruz. Tekstil,
kozmetik, temizlik ürünleri, küçük ev aletleri. Bir kadın hani ne yapabilir? Kadın neyle ilgilenir? Bunların hepsinin var olduğu belli firmalar var. Bu firmalardan kadınlara biz bilgilendirme işte yapıyoruz. WhatsApp gruplardan. Sıcak satış yapan kadınlar da alabiliyor sizden. Evet evet. Mi? Zaten ağırlıklı şu an sıcak satış yapanlar. Kozmetik sanayi deyince kozmetik, aklıma geldi. Kozmetik, temizlik, evet, temizlik evde, evde mesela çamaşır satıyor. Evinin bir odasını dükkan gibi kullananlar hepsi alabiliyor. Şimdi kadın işini yaparken ayrıca dediğim gibi bizim yapmış olduğumuz bu ürünlerden de alabiliyor. Bunu da nasıl alabiliyor? Diyelim ki 1000 liralık temizlik ürünü alıyor. Ve bunu yine haftalık taksitler halinde bize ödeyebiliyor. Yani bir tane ürün sattığında belki 2 haftalık taksitini çıkartmış olacak o ürünün. Onu da yine taksitler halinde. İşte ya da işte bir tekstil ürünü, yatak örtüsü alacak, onu satacak. Ya da hani kendisi alacak durumda değil ama ihtiyacı ticaret var, onu alabiliyor. Ticaret de var, üretim de var. Evet, değil mi? Bu tarz firmalarla da anlaşma yapıyoruz. Sosyal kalkınma krediler olarak geçiyor. Ve bunu da yine alıp haftalık ödeyebiliyor. O dediğiniz gibi tekstil firmasıyla da hala devam ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Bir de şundan bahsetmek istiyorum kısaca. Kadınlara bu işi yaparken bir taraftan da tasarruf yapmayı öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Kadınlara normal kredisinin haricinde bir hesap açılıyor. Normalde kadınlar kumbar olarak adlandırıyor ama aslında gönüllü tasarruf hesabı. Resmi bir hesap değil mi bankadan? Bizim kendi tuttuğumuz hesabı ve tasarruf hesabı. Zaten biz kadınlara ödeme yaptıktan sonra anında kadına mesaj gidiyor. Şu kadar ödeme yaptın, şu kadar borcun kaldı, şu kadar hafta ödedin. İşte tasarrufunda yani kumbaranda şu kadar param birikti şeklinde ödemeyi yaptığı anda mesaj gidiyor. Ve gönüllü tasarruf hesabı dediğimizde kadının diyelim o gün haftalık ödemesi 100 lira. Kadın diyor ki ben işte 50 lira da kumbarama atacağım 150. Bir ay boyunca 150-150 ödüyor. Ayın başında tekrar isterse artırabiliyor, düşürebiliyor. Ve ayrıca da kendisine bir yerde bir para biriktirmiş oluyor. Diyor ki hani evde diyor işte kumbarama attığım zaman çocuk işte bir şekilde diyor biriktiremiyorum. En azından burada birikiyor. Bu şekilde de mesela dükkan kirasını, kurban parasını farklı farklı kendisine bir hedef koyuyor. Ya da diyor ki kredime denk getiririm, kumaramdan da alırım. O şekilde de yani o kadar çok böyle ileriye yönelik düşünerek hedefler koyuyorlar ki kendilerine. Böylece yani tekrar böyle kazancını da tasarrufa çevirmeyi de alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum Sevgi Hanımcığım. Zaten 2003 değil mi bizim Türkiye'ye girişi 2003. Aziz hocamızın vesilesiyle. Şafak da biraz önce söyledi. İktidar şu anda AK Parti iktidarın dönemiydi ve çok reklamı da oldu aslında böyle büyük büyük çeklerle falan kadınlara büyük destekler vesaire falan diye. Daha sonra da bunun bu projenin hani böyle bankacılığa benzer işte çıktığı ülkedeki gibi bir uygulamaya döneceği gibi bir şeyler hatırlıyorum ben böyle basında biraz yer almıştı. Da olmadı ama o. Bankalaşma gibi ama banka gibi değildi. Evet. Gibi. Şimdi şöyle günümüzde artık hani birçok şey online'a dönüyor. Online'a döndüğü için ona ihtiyaç kalmadı diyorsunuz. Online'a döndüğü için hani ilerleyen zamanlarda illaki bizde de farklı uygulamalar illaki olacaktır. Mesela önceden işte telefondan tahsilat yapıyorduk. Tablete döndük pandemiden sonra falan. Hani süreci biz de mutlaka kendimizi geliştirerek uyguluyoruz. Hani bundan sonraki yıllarda giderleri aşağı çekebilmek için çünkü ekonomi bu şekilde giderse ayakta kalmamız çok zor. Hani online'a döner mi, başvurular tam olarak nasıl olur? Bununla alakalı henüz netleşmiş bir şey yok. Ama illaki ilerleyen zamanlarda olabilir. Kesin yani, bir şey olmamakla birlikte. Şöyle bir eleştiri de geliyordu. Deniyordu ki kadınları hep böyle işte küçük şeylerle fakir, daha fakir bırakma, fakirliği yönetme gibi falan değerlendirilen vardı. Projeyle alakalı. Ben ona katılmıyorum. Çünkü burada ön o kadar açık, o kadar güzel fırsat sunuyor ki. Evet. Şefak Hanım'ın iş kurmayla ilgili çok güzel bir anısı var. İki kadın diyor gittik bankaya neler istemişlerdi diyor. Eski bankacı olarak ben söylemeyeyim sen söyle. Kocalarınızı falan sormuşlardı değil mi? Eşleriniz gelsin imza atsın. Evet eşleriniz kefil olur mu? Kefil olur mu eşleriniz? Enişte beyler. Enişte beyler. Eşlerimizin subay olduğunu duyunca enişte beyler de gelir. Tabii kefil askeri olur. Sağlam ya sağlam alacak bankacı sizi. Gelir o da kendi çapında haklı. Yani ama bilmiyorum çok da gerekli değildi. Yani o zaman Halk Bankası kadınlara yeni kredi, kadın girişimcileri yeni kredi açmıştı. Esasında sanayici bizim, olmadan önce ticaretle uğraştığı bir dönemdeydi. Esasında bizim bilançoya da bakınca çok da ihtiyacımız yoktu ama hadi gidelim alalım bir şeyler alırız dükkana diye gittik. O zamanki ortam Gülistan'la kulakları evet, çınlasın. Demek istediğim ben şey istedim. Yani neye bakarsın sen bir limited şirketinde bankacı olarak bilançona işte hesap cetvelini her şeyini.
Öyle söyleyince ben evrakları topladım, yürü dedim, gel dedim, bizim buradan krediye ihtiyacımız yok. Hani öyle şeylerle karşılaştık. Hı hı. Ama sizde zaten kadınlar birbirine kefil olduğu için hani o tarz bir şey. Şöyle bir uygulamamız var. Birbirine kefil olma olayını açalım biraz. O 5 kişilik bir grup oluyor. O grup birbirine mi kefil oluyor? Birbirine kefil oluyor. Çünkü birbirinin aynı zamanda borcunu da ödüyor çünkü ödemediği zaman ya da sıkışık olduğu zaman. Şimdi şöyle, kadınlar gerçekten güvendiği kişilerle grup oluşturduğu için çok fazla öyle problemler olmuyor. Hani o hafta ödemesini yapsa bile sonraki hafta mutlaka ondan ya da aynı gün içerisinde parasını mutlaka alacak kişilerle zaten akraba grup oluşturuyor. Akraba olmayan dediğinizde otofinansman olmasın diyorsunuz. Şimdi, aile içinden olmasın. Aile dört kız anne gidip... Aynı grup olduğu zaman akrabalar, bunlar yaşanmış örnekler olduğu için söylüyorum. Evet, ne oluyor? İşte bir hastalık oluyor, bir cenaze oluyor. Grubun tamamı ortada yok. Doğru. En azından farklı işlere karşı sorumluluk aldıkları zaman. Bir de daha farklı yayılıyorsun yani. Sosyalleşmek işlerinde kalmıyor. Şimdi çemberi genişletebiliyorsun. Toplantılara gittiğimiz zaman toplantıda biz toplantı diyoruz. Yani nasıl bir şey, ondan da bahsedeyim. Evet, toplantıya gidiyoruz. Tahsilatı biz orada yaparken kadınlar da bir araya genç oluyor. Belirlediğiniz bir yerde yapıyorsunuz. Evet, bu mesela şu an Kılıçarslan merkezi Handan Hanım'dayız. Hava güzel, Handan Hanım'ın bahçesinde toplanıyorsunuz diyelim. Aynen, ya da evinde. Aynen, evinde, bahçesinde. Orada birbirimizden alışveriş de yapıyoruz. Hem orada sosyal bir ortam oluşuyor. Pazar da oluyor orası. Ben tahsilatımı yaparken kadınlar kendi içerisinde alışveriş yapıyor. Kimin neye ihtiyacı varsa ya da fikir alışverişi yapabiliyorlar. Hı, birbirlere destek olabiliyorlar, yardımcı olabiliyorlar. Tabii. Gerçekten amacına uygun kullanan kadınlar bir araya geldiğinde çok güzel şeyler üretebiliyorlar yani. Evet. O şekilde. Az önceki şeyle alakalı da şunu söyleyeceğim. Hani erkek işte eşini istedi falan olayı. Bizde de girişimci ikinci defa destek alacağı kredide hani eşinin ya da işte oğlunun falan kim varsa hani mutlaka bir imzasını istiyoruz. Şöyle, biz kadınlar iş yaparken ev içerisinde sıkıntı yaşasın istemiyoruz. Hani eşinden gizli falan habersiz bir şeyler yaptığında duyulduğu takdirde aile düzeni bozulmasın diye mutlaka işte bir haberi olsun. Hani neyin içinde olduğunu, ne için imza attığını ya da işte kadın bunların içinde okuma yazma bilmeyeni de var. Yani ciddi anlamda çok farklı bir kesime hitap ediyoruz yani. Ondan dolayı girişimci kredisi alırken biz de bir imza alıyoruz. Tamam. Sevgili Şefak'tan bitir artık diyorlar. İkimize de aynı anda geldi. Biz bir saat daha konuşurduk herhalde. Evet, çok şimdi, hızlı geçti. Evet, hiç anlamadık şimdi yani. Şimdi bu projeyle ilgili farklı kritikler var. Bir tanesi işte kadınlar fakirliğe mahkum oluyor veya ne bileyim çok basma kalıp üretim şekline. İşte sadece biçki dikiş veya ne bileyim işte boncuk incik falan. Benim diğer bir çekincem de hani kadın eve mahkum oluyor. Yani dışarı çıkıp çalışmıyor ama çok şükür ki görüyoruz. Hayır. Yani bu 420 kadından herhalde en az onda biri dışarı çıktı, cesaret aldı, dükkanını kurdu, işletmesini yaptı. Hatta ben daha önce de bir kadıncağızla tanışmıştım. Köylere çerçilik tarzı bir iş yapıyordu. Evet. Sonra eşiyle birlikte yapmaya başladı veya eşinin işi büyüttü. İşi büyüttü. Yani dolayısıyla hala var. Evet. Yani o yüzden hani ön yargılı olmamak gerekiyor. Destek vermek gerekiyor. Buradan tekrar söyleyeyim Şener, biz seninle kolları sıvayıp yine o yıl önceki zaten yaparsanız Kayseri'de siz yaparsınız. Bunu hep söylüyorum. Ekonomi böyle olmadan önce kadınları eve kapatmıyor. Evet. Şöyle ki ekonomi bu kadar zor olmadan önce yani pandemiden önce diyeyim. Evet. Biz kahvaltılar, eğlenceler düzenliyorduk. Evet. Bir arada toplanıp çok güzel eğlenceler yapıyorduk. Pandemiden sonra maalesef biraz da ekonominin kötüye gitmesinden dolayı şu an yapamıyoruz. Asla kadına parayı verip de hani aman evinden çıkmasın diye bir şey yok. Yok. Daha sosyalist, daha fazla kişi var. Tanıyoruz. Ben mikro kredi olmasa Sema hocamı nereden tanıyacaktım? Sizi. Zira Feride Hanım'ı öyle. Evet, yok. Aynen. Bizi çok güzel olmak isteyen kadını çok sosyalde yapabiliyor. Evet. Şimdi Sevgi Hanımcığım, pardon. Buyur, yok sen söyle ondan sonra kapatayım. Kayseri'de vergi mükellefi yaptığımız mikro kredi ya da sermaye desteği verdiğiniz kaç kadın var? Kaç kişi çalıştırıyorlar yani toplamda? Böyle bir çalışmanız var mı? Böyle bir istatistiğiniz var mı? İstatistikler olarak değil ama daha önce Şafak Hanım'ın da tanıştığı yani iki makineyle diyelim başlayıp
Daha sonra işte bir de öyle bir şey ki ben biz kadınlara krediyi verdikten sonra genel müdürlüğe raporlama yapıyoruz. Hayat hikayesiyle, fotoğrafıyla raporlama yapıyoruz. Ve kendisine her zaman Fadime Hacati'den bahsediyorum. Bir hedef koymuştur mesela işte 2 sene sonra şurada olacağım, 3 sene sonra şurada olacağım gibi her seferinde bir hedef koymuştur. Ve her hayat hikayesini yenilediğimde mutlaka o hedefe ulaşmıştır. Şu an Melka olarak bir şey reklam da vermiş oldum ama. Oha, çok iyi. Olsun bir, olsun. Şey kendine ait bir atölye. Yok kadının 10, işin 15, reklamını verelim lütfen yani. Tam sayıyı bilmiyorum ama 10 ya da 15 arası o civarda şu an çalışan personeli olan. Muhteşem bir belli şey. Belli büyük firmalara. Benim mentim olur. Evet. Muhteşem bir şey. Belli büyük firmalara şu an ürünlerini yapıyor. Şafak Hanım el vermiş ona. Evet evet. Çok çok başarılı. Yani umarım diğer kadınlarımız da aynı noktaya çok gelirler. Güzel. Onlar çünkü başarılı olduğu zaman güzel bir örnek. Biz de hani kendimizi başarılı hissediyoruz. Çünkü evet diyoruz yani bir şeyler yaptı ve oldu. Ve şöyle büyüdükten sonra biz bırakıyoruz zaten. Onlar da bizi bırakıyor artık çünkü bize ihtiyacı olmuyor. Şu an tabii mesela Fadime Hacati. Büyüdü artık butiği var. Aynen. Evet, tamam, Fadime Hacati mesela. Ayaklarının üzerine basıyor. Evet. Şu an sadece tasarruf hesabı aktif tamam. Mesela. Kredisini kullanmıyor ama sistemde hala tasarruf hesabı aktif olarak. Hatta belki bu Fadime Hanım size bağışçı olacak ileride. İnşallah. Belki olabilir yani. Olabilir çok yani. Ben son şey artık reji sözümüzü kesecek. veda etmeden bir şey sormak istiyorum. Tabii kadınlar şimdi hep diyoruz ki girişimcinin veya kadının hani girişimcinin en büyük sıkıntısı işte maddi destek diyoruz. Manevi destekti ama bununla maddi birlikte bizim yani daha önce KİKTER olarak yaptığımız bir COSGAP eğitiminde de o da çıktı ortaya. Yani keşke akıl danışabileceğim birisi olsaydı. Evet. Biz buradan bir dernek olarak da görüşelim veya bunu da kendimize görev edinelim. Belki mentörlük desteği isteyenlere de belki şey yapalım. Onu da şimdi konuşalım. Mentörlük aslında çok, belki terimi bilmeyenler açısından aslında deneyim paylaşımı, evet, yönlendirme, yol gösterme. Evet. Bu konuda hani bu yollardan geçmiş hani derler ya bana adamdan düşmüşü getir. Yaşam evet. Girişimcilik yapmış sıfırdan tabii başlamış. Ki. Mesela Handan Hanım çok güzel bir mentor olabilir şu anda geçtiği aşamalardan. Yani birbirlerine. Hanife Hanım hakeza öyle. Şey yapalım yani onu da üstümüze görev alalım. Hı-hı. O zaman Şenel Hanım. Evet. Bütün Kayseri'de şahit. Tamam. Söyle. Biz çıkıyoruz fon toplayacağız. Tamam şarkılar türküler KİGDER korosunda. Yo, farklı etkinlikler de düşünebilir. Evet, bundan evet, sonra. Bu eğlenceli vallahi olsun biraz yani da. Ben çok söylüyorum. Buradan da tekrar söyleyeyim. Kadına destek olmayan kadınlar için biliyorsun cehennemde özel bir yer var. Evet. Ama erkekler için de öyle. Sözünüzü çok seviyorum. Sevgi Hanım sizden tekrar bir özet isteyelim. Programı baştan beri izleyemeyen açısından, ilk defa açan açısından telefonu ya da genel olarak bir de toparlarsa diye bir toparlayın bence. Telefonu tamam. Da verelim tekrar. Mikrokredi iş yapmak isteyen, sermaye noktasında sıkıntı yaşayan sadece ve sadece kadınlara verilen bir sermaye desteği. Burada amacımız kadınlar iş yapsın, gelir elde etsin ve kendi ayakları üzerinde durabilsinler ve hem aile bütçesine ve ekonomiye katkı sağlasınlar. Bunun için yerimiz şu an için Talas Kızılay binasında. Telefon numarasını da vereyim 0555 997 36 18 bu numaradan bize ulaşabilirler. Detaylı bir şekilde şartları, koşulları bizden öğrenebilirler. Her konuda kendilerine yardımcı olmaya hazırız. Umarım geri dönüşler olur olumlu olarak. Teşekkür ediyorum. Bağışçılardan isteyin. Bağışçılardan. Kamusal alandan desteğinizi bağışçılardan, isteyin. Medyadan isteyin. Bağışçılardan isteğimiz zaten onu çok defalarca konuşma esnasında dile getirdik. Yani bizi anlamaya çalışsınlar. Ben her zaman söylüyorum belediye, valilik. Yani bizim yanımıza bir personel versinler gerekirse. Bizim çalışmalarımızı takip etsin. Aynı. Güvenemiyorlarsa emin olsun. Kadınlarla tanışsın. Biz para nasıl kullanılıyor? Neler yapılıyor? Kadınlar neler yapmış? Ben bunu hep söyledim. Hani size ihtiyacımız yok. Hani yapsam ben zaten yaparım. Yani belediye ya da valilik bünyesinde konuşuyorum. Bizim zaten mevcut bir kitlemiz var ve hepimiz aynı amaca hizmet ediyoruz. Yani siyasi olarak bizim hiçbir şekilde bir görüşümüz yok. Sadece burada işinizi yapıyorsunuz. Aynen biz sadece işimizi yapıyoruz. Yani herhangi bir siyasi görüşümüz yok. Yani her kesime hitap ediyoruz. Bundan dolayı amaç kadına hizmetse ve Kayseri kadınlarına hizmetse mutlaka hani bize bir kapı açsınlar. Bizimle iletişim halinde olsunlar. Bizden emin olduktan sonra gerekirse destek olsunlar ama bizi tanısınlar mutlaka takibi alsınlar. Hepsiyle de zaten bir randevu talebinde bulunup görüşmek istiyorum. Birlikte de inşallah bunu yaparız. İnşallah. Basında da şöyle
Kadınlarımızın başarılarının daha fazla basında yer almasını istiyorum. Bununla alakalı da umarım destek olurlar. Yani düzenli olarak mesela her ay bir kadının nereden nereye gelmiş hayat hikayesi gibi. Bu konuda ben basında ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorum haber yaptırma noktasında. Hani bir reklam gibi düşünülüyor genelde. Ama bu bir reklam değil. Yani burada bir kadın bir yerden belli bir noktaya gelmiş, örnek teşkil etmesi için diğer kadınlara. Bir düzen oluşturup her ay olabilir, ayda iki defa olabilir. Bir kadının hayat hikayesini, başarı hikayesini paylaşırsak diğer kadınlar için de örnek teşkil edecektir. Yani kadının adı var köşesi açsınlar diyorsun aynen, değil mi? Aynen. Bir köşe açsınlar. Nasıl bize, yani bir bize bu ekranları açtı. Aynen öyle. Evet. Sizlere de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de bize söz hakkı veren, tanınmamıza imkan sağlayan, sözümüzü bir şekilde hani mikrokredide var diye bizi duyuran Şener Hanım'la başlayan hikayemizin Kigder'le devam ederek çok güzel yerlere geldiği Sema Hanım'la aynı şekilde yani ona da ayrıca çok çok teşekkür evet. ediyorum. Her konuda çok destek oldunuz Şafak Hanım ve yani Feride Hanım ve Kigder ekibinde şu an ismini evet. telaffuz edemediğim birçok kadın var. Ve o kadar güzel bir ortam ki. İyi ki böyle. Açalım. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği. Aynen. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için de açmış olalım. Evet. Gerçekten o kadar güzel şeyleri imza attılar ki işlere. Bizim için de, kadınlar için de çok güzel şeyler başardılar. Hani belki yaptıkları o an için yani kendilerince hani yaptık geçti değil. Yani bizim için yani o kadar çok hikayeye dokundular ki, o kadar insanın hayatına dokundular evet. ki çok güzel işlere imza attılar. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan evet. sonra da birlikte çalışmalarımız devam edecek. İnşallah. Handan Hanımcığım sizden de birkaç cümle alalım değil mi Şefak? Ben de çok teşekkür ediyorum. Reji artık. Bize bu ekranlarda. Kolay değil susturmak öyle. Bize bu ekranlarda kendimizi anlatabilme fırsatı verdiğiniz için Şener Hanım size, Şafak Hanım size. Şafak Hanım baştan beri dediğim gibi benim ilk bana bu cesareti, cesareti veren kişi Sema Hoca öyle. Evet. Feride Hanım Talas Maharetlerler'de hep yanımızdaydı. Doğru. Sevgi Hanım zaten gerçekten çok kahrımızı çekiyor. İnanılmaz yorucu bir işi var. Ona çok teşekkür ediyorum. Bize destek olurlarsa kadınların neler yapabileceğini görürler. Kadın girişimciliği evet. konusunda gerçekten evet. Kayseri'de bir fark yaratmaya çalışıyor. Teşekkür ediyoruz evet. biz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yine bir sürpriz konukla. Bilmiyorum kim olacağını Şener Hanım söyleyecek. evet. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür sağlık ediyoruz diyoruz. Güzel bir arkadaşlar. Hafta olsun. Güzel bir İyi günler, hafta olsun. Sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.